Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ateseven dün akşam İşin Özü programında konuğumuz oldu. Caner Ateseven 2000 yılında ve sonrasında binaların yapısında ne gibi değişiklikler olduğunu örnek numunelerle göstererek binaların güvenliği hakkında konuştu. Şimdi deprem bölgesinden yeni geldi arkadaşlar tabii. Yarın bir toplantıya çağırdılar. Belediyede bir toplantı yapacağız. Fakat umarım bu toplantı 2000 öncesi eski yapı stoğumuzla ilgili olur. Eğer biz yeni yapılacak binaları nasıl yapacağımızı konuşacaksak maalesef pek konuya hakim olamamışız demektir. Bu çalışma, dediğiniz çalışma geç bile kalındı. Hızlı tarama yöntemi gibi yöntemlerle hızlı gitmeliyiz. Neden? Tek tek karotlara girersek... Evet. 10 binlerce binamız var. Yetişemeyiz biz buna. İstanbul Belediyesi o yüzden hızlı tarama yöntemine girdi. Çünkü depremle yarışıyoruz. Her an olabilir. Evet. Bir an önce bu binaların atları konulmalı. Hasar tespiti yapar gibi hızlı hızlı gezilmeli. Bunun için gönüllü mimar mühendis arkadaşlar da olacaktır. Ben bu 2000 deyip duruyorum ya, onu anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Ne değişti 2000'de de biz bütün enerjimizi ona harcayalım diyorum. Yeni 2000 sonrası hiç konuşmayalım. Vaktimiz yok çünkü konuşmaya. Şimdi şöyle odaklarsak buraya numuneler getirdim. 2000'de ne değiştiğini biraz halkımıza da anlatmak adına. Öncelikle 2000 öncesi demirler düzdü. Isparta'yı nervürlü demir dediğimiz şu dişli demir 2000'den sonra geldi. Evet. Bu betona daha iyi aderansını sağlıyor. Daha iyi yapışmasını sağlıyor. Depremde bırakmıyor. Birlikte çalışıyor. Fakat eskiden düz demirdi. Gördüğünüz gibi tırtık yok ve inceydi demirlerimiz. Mesela şurada etriye dediğimiz, hani etriye sıkıntılarından en çok çökme nedenlerinden biri. Evet. Çok teknik detaya girmeyeceğim ama. Gördük, bu kalınlıktaydı. Evet, yani altılık evet. Eskiden etriye kullanılır. Günümüzde evet. Daha kalın. Bu da boyuna donat dediğimiz kaymak gibi sıyrılıp geliyor betondan evet. Bunlar. 2000'de biz bunu bıraktık. Bu şekilde hem kalın hem daha sık ve nervürlü demirler geçtik. Gözüküyor değil mi kamerada dişleri? Evet, görünüyor. Evet. Daha sonra beton teknolojisi. Burada esas taşıyan zaten iki kalem var. Bir beton, bir demir. Mesela karot dediğimiz o meşhur. Hani hep televizyonlar çıkan, bunsuz olmaz dediğimiz karot bu işte. Yani binaya ne kadar zarar olabilir? Evet. Numune alıyoruz. Yerini daha sağlam bir malzemeyle dolduruyoruz. Evet. Hani deniyor ya binaya zarar veriyor. Hiçbir zarar yok. Bu boyda da alınabilir demir aralığına göre. Bu boyda da. Şimdi günümüzde C35 beton genellikle tercih ediliyor. Şöyle gördüğünüz gibi vurmayla kırılmayan. Evet. Yani çünkü bunu kırmak çok zordur. Yani C35 günümüz betonları. Fakat şu karotlarda almayı tam başaramadığımız, gördüğünüz gibi parçalı çıktı böyle dökülüyor. Çıkmıyor. Evet. Yani daha kırmaya bile gerek yok. Basınç deneyleri yapmaya gerek kalmıyor. Bir örnek mesela bu beton C5 falan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi büyük büyük agregalar var burada. Ve bunun boşlukları var. Günümüzde daha incedir. Evet. Ve bunu hani bir çekiş marifeti olmadan elle bile parçalayabiliyoruz. Beton evet. Elle parçalanır mı? Hani biz Maraş'ta falan gördük ya yerde evet. Toz birikintisi. Ya bina nasıl böyle olur ya dedik. Toz, bildiğiniz toz. İşte bu nedenle bakın. Beton elle kırılmalı mı sizce bilmiyorum. Yani bu normal mi? Bu şu anda içinde insan yaşayan bir bina ve binlerce bina böyle. 2000 öncesi binalarımızda genelde C16 çıkar. Bugün C35 döküyoruz. Bakın az sonra C4 çıkan bir binayı göstereceğim. Gülistan'da herkesin tanıdığı dönüşmeden önceki. Şöyle bakarsak içindeki agrega, kum odaklanabildik buraya. Evet. Evet. Elle rahat dokununca gidiyor. Yani hiç uğraşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Buraya özellikle çekmenizi istiyorum. Burada insanlar evet. Yaşıyor. Çimento yok içinde. Bir deprem kuvvetine gerek yok. Hani çok büyütmeye gerek yok işi.